Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUF'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci bölümde kısaca PUF'u anlatmıştım. Sayılarını, sıralarını anlatmıştım. Daha sonra da başlangıcını yapmıştım. Şimdi biraz daha ördüm. Bakın şöyle. Bakın burası artık yuvarlanmaya başladı. Şu şekilde. Şimdi örmeye devam edelim. Örneğimizin birinci sırası arkadan düz örülüyor. Önden ters görünüyor. Birinci sırayı ördüm. Şimdi ikinci sırada düz olarak devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna yaklaştık. Örgümüzün ikinci sırasındayız ve öndeyiz. Şimdi 2, 4, 5. 5 tane kalıncaya kadar örelim ve ilk dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi 3. sıraya geçtik ve arkadayız. Gördüğünüz gibi. Buradaki bu ilmeği dolama işlemini yapalım. Bakın şöyle bir çevresinden geçiriyorum ki burada bir delik olmasın. Çünkü içini doldurduğumuz zaman çok fazla esneme yapıyor. Muntazam olsun. Ve sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, sıranın sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 5. 5 tane ilmek kalıncaya kadar örüyoruz. 5 taneyi örmeden geri dönüyoruz. Ve üçüncü sıramız bitti. Şimdi dördüncü sıradayız ve öndeyiz. Şu ipi dolama işini de yapalım. Şöyle biraz da sıkalım ki burada bir bozukluk olmasın. Ve tabii ki bunu örmeden alıyoruz. 5 tane burada var örmeden döndüğümüz. Ve sıranın sonuna kadar düz olarak örelim. Bu sırayı sonuna kadar örüp tamamlayacağız. Artık örneğimiz bitti. 6. sırayı da bitirdik. Sırayı tamamladık. Evet, şu an bu örnek bitti. Şimdi yenisine başlayacağım. Arkadan tekrar bu sırada düz örüyoruz ve düzü sıranın sonuna kadar örüyoruz. Evet, örneğimizin ilk sırasını düz olarak ördük. Burada bırakmak istiyorum. Şöyle bir göstereyim. Tersten görünüşü böyle. Burası da böyle. Tabi arada ek çıkıyor. Bunları da bağlıyoruz. Evet, bu şekilde örüp 24 tane olacak şekilde örüp bitirip geliyorum. Evet, son örneğimizin de sonuna geldik. Artık bitiriyoruz burada. Bu sırayı sonuna kadar örüyoruz. Artık dönüş yok. Ve pufumuzun örgüsü de böylelikle bitmiş oluyor. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın bu şekilde. Bütün örgüleri bitirdik. İğne ile dikeceğim. Kesme yapmıyorum. İğne ile dikip bitireceğim.
Evet, şöyle içine kullanacağım astar bu şekilde. Kendi renginden olursa daha güzel olurdu ama kendi renginden bulamadım. Evde de beyaz vardı. Bir beyazla yaptım. Astarlık kumaş. Şöyle 75'e 75. 3 tarafını diktim. Bir tarafı açık. Bu açık tarafını doldurup en son bu şekilde kapatacağız. Bu bölümü de böylece bitirmiş olalım. Bir dahaki bölümde de dikimini ve doldurmasını göstermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum.